Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de gündemden herkese merhaba. Bugün 27 Nisan 2023 ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Gündemin başlıklarını kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Malum yurt dışındaki Türkler için 14 Mayıs seçimleri başladı. Bugün ilk sandığa gidilip oylar verildi. Yoğun da katılım vardı. Detayları birazdan sizinle paylaşacağız. Yine Avrupa ülkelerinde 2022 yılında gaz ve elektrik fiyatlarında rekor kırıldı. Bu konunun detaylarını da aktaracağız. Yine Almanya'da ekonomiyle ilgili büyüme rakamları açıklandı. Öte yandan Avrupa'da yaşanan pandemi sonrası ülkelerde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların sayısı da artıyor. Bununla ilgili bir rakam da İngiltere'de var. Onu da sizinle paylaşacağız. Son olarak da Almanya'da 49 Euro'luk biletle ilgili de bir gelişme var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de günden başlıyor. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı. Türkiye dışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da 16 kentte seçmenler yerel saatle 9'dan itibaren sandık başına gitti. Oylarını kullanmak isteyen vatandaşlar bazı konsolosluklarda sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Evet, arkadaşlar, Almanya'nın 16 kentinde Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı. Türkiye dışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da seçmenler saat 9'dan itibaren Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için oy kullanmaya başladı. Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'na gelen seçmenler de oylarını kullandı. Oylarını kullanmak isteyenler sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu önünde de uzun kuyruklar oluşturdu. Seçmenler Köln Başkonsolosluğu'nda kurulan 12 sandıkta oylarını kullanmaya başladı. Türkiye'nin Almanya'da Berlin, Hamburg, Hanufa, Münster, Essen, Düsseldorf, Köln, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih ve Nürnberg kentlerinde baş konsoloslukları bulunuyor. Bu kentlerin yanı sıra Türkiye'nin fahri konsolosluklarının bulunduğu Ahın, Bremen ve Regensburg'ta da ilave sandıklar kuruldu. Fransa'nın altı kentinde de oy verme işlemlerine başlandı. Fransa'daki Türkler Paris, Marsilya, Strasbourg, Lyon, Nantes, Bordeaux kentlerindeki sandık merkezinde yerel saatle 9'dan itibaren oy kullanmaya başlarken bu kentlerdeki Türk seçmen ilk turda 9 Mayıs'a kadar oy verebilecek. Fransa'da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Mulhouse, Clermont-Ferrand ve Ingres kentlerinde 29 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek. 800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor. Evet Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları da sandığa gidiyor. Biz de dün hatırlatmıştık. Bugün bu vesileyle bir kez daha vatandaşları oy vermek için sandığa davet edelim. Geçiyor sıradaki habere. Avrupa İstatistik Ofisi AB ülkelerinde konutlarda tüketilen doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı. Avrupa Birliği ülkelerinde elektrik ve gaz fiyatları yayınlanan verilere göre geçtiğimiz yıl rekor kırdı. Almanya'da 100 kilowat saat elektrik için vatandaşlar ortalama 33.6 euro ödedi. Avrupa Birliği ülkelerinde geçen yılın ikinci yarısında konutlarda 100 kWh saat elektrik için ödenen ortalama tutar 28.4 euro ile rekor kırdı. Avrupa İstatistik Ofisi AB üyesi ülkelerde 2022'nin ikinci yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre AB ülkelerinde 2021 yılının ikinci yarısında 100 kWh elektrik için 23,5 euro ödenirken bu rakam 2022'nin ikinci yarısında 28,4 euroya ulaştı. AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke ise Danimarka oldu. Danimarka'da hane halkı 100 kWh elektriğe 58,7 euro ödedi. Bu ülkeyi 49,9 euroyla Belçika, 42 euroyla İrlanda, 38,4 euroyla Çekya, 36,4 euroyla İtalya, 34,1 euroyla Romanya, 33,6 euroyla Almanya ve 33,5 euro ile İspanya takip etti. Geçen yılın ikinci yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kWh doğal gaza ödenen ortalama fiyatsa 11,4 euro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 7,8 euro olarak belirlenmişti. AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğalgaza en fazla ödeme 100 kWh başına 27,5 euro ile İsveç'te, 20,8 euro ile Danimarka'da ve 19,3 euro ile Hollanda'da yapıldı. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın 2023 yılı için büyüme tahmininin %0.4 olduğunu açıkladı. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında ekonomik büyüme ilişkin ilkbahar dönemi tahminlerini açıkladı. Buna göre bu yıl için Ocak'ta hükümetin %0,2 olarak açıkladığı resmi büyüme beklentisi %0,4 yükseltildi. Alman hükümeti 2024 için büyüme tahminini ise %1,8'den 1,6'ya düşürdü. Ekonomi yönetimi enflasyon tahminlerini 0,1 puan aşağı çekti. Geçen yıl %6,9 olan enflasyonun bu yıl %5,9'a ve 2024'te %2,7'ye düşeceği görülüyor. Die Bundesregierung ihre Prognosen für <laughs> das Jahr 23 nach oben von 0,2 auf 0,4. Das ist natürlich gemessen an normalen Jahren überhaupt nicht befriedigend, gemessen an dem was wir noch im Winter des Jahres 2022-2023 befürchten mussten, ist es ein deutliches Ausrufezeichen. Die Inflation hat ihren Höhepunkt überschritten. Wir rechnen in diesem Jahr mit 5,9, auch das an normalen Jahren gemessen eine viel zu hohe İhracatınsa bu yıl %1,3, gelecek yıl %3,3 artması bekleniyor. Bakan Habek, konuya ilişkin değerlendirmesinde COVID-19 krizinden sonra Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji krizinde Alman ekonomisinin dirençli olduğunun kanıtlandığını belirterek zor ekonomik ortama rağmen ekonomide kademeli bir toplanmanın başladığını söyledi. Raporda Alman hükümetin hane halkı ve şirket destek önlemlerine ve hane halkının artan gelirlerine rağmen satın alma gücündeki enflasyona bağlı kayıplar nedeniyle özel tüketimin zayıf olacağına vurgu yapıldı. Enflasyon düşmeye devam ettikçe yılın ilerleyen zamanlarında özel tüketimin yeniden toparlanacağı da ifade edildi. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı ülkelerden biri de İngiltere. İngiltere'de 1600 noktada gıda yardımı dağıtan bir vakıf, ülkede yaklaşık 3 milyon kişiye gıda yardımı yaptıklarını duyurdu. İngiltere genelinde ihtiyaç sahiplerinin gıda gereksinimlerini karşıladığı 1600'ün üzerinde gıda bankası ve gıda dağıtım noktası işleten Trussell Vakfı'nın yıllık raporuna göre son bir yılda 760 bine ilk kez olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişiye gıda kolisi yardımı yapıldı. Trussell Vakfı'nın 1 Nisan 2022-31 Mart 2023 dönemini kapsayan raporuna göre gıda bankalarına ihtiyaç tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Son bir yılda vakfın dağıttığı gıda kolisi sayısı 2.986.203 olurken bunların 1,3 milyonunu çocuklara yönelik gıda kolileri oluşturdu. Bir önceki döneme göre %37'lik, 5 yıl öncesine göre ise %120'lik bir artışın gerçekleştiği gıda kolisi dağıtımından 2022-2023 döneminde yaklaşık 760 bin kişi ilk kez faydalandı. Kış aylarının en yoğun gıda yardımı yapılan dönem olduğu vurgulanan rapora göre, Aralık 2022'de 332.835 gıda kolisi dağıtımıyla rekor kırıldı. Koli sayısında salgın öncesine göre %57, Aralık 2021'e göre %29'luk artışın yaşandığı, Aralık 2022'de her 8 saniyede bir gıda kolisi dağıtıldı. Almanya'da 49 Euro'luk biletlerin satışı 1 Nisan'dan itibaren başladı. İndirimli biletler 1 Mayıs'tan itibaren ise kullanılmaya başlanacak. Eğer işverenler 49 Euro'luk bileti iş bileti olarak sağlarsaysa fiyat 34.30 Euro'ya düşecek. Ülke çapında geçerli olmak üzere 49 Euro'luk biletin satışı Nisan başında başladı. Uzun görüşmelerden sonra yolcular ve işe gidip gelenler 1 Mayıs'tan itibaren 49 Euro'luk bileti kullanabilir. Bilet tüm yerel ulaşım için ülke çapında geçerli ve aylık olarak iptal edilebilen bir abonelik olarak satın alınabilir. 49 Euro'luk bilet Almanya'da yerel ulaşımı daha cazip hale getirmeyi ve yeni yolcuları çekmeyi amaçlıyor. Bu nedenle iş biletiyle bağlantılı abonelik daha da ucuz hale geliyor ve milyonlarca yolcunun işe gitmesini kolaylaştırıyor. Eğer işverenler 49 Euro'luk bileti iş bileti olarak sağlarsa çalışanlar için 34,30 Euro veya daha azına mal olacak. İşveren sübvansiyon olarak en az %25 verecek. Ardından 2024'ün sonuna kadar federal hükümetten %5 ek indirim yapılacak. Birçok eyalette ise farklı koşullarla indirimler yapılıyor. Örneğin Hessen'deki 49 euroluk bilet yalnızca 31 euroya mal oluyor. İndirimli bilet, vatandaşlık yardımı, sosyal yardım veya barınma yardımı alan kişiler tarafından satın alınabiliyor. Evet bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.